Selamünaleyküm. Bu videoda gülene kadar kadın komedyen izleyeceğiz. Evet, gayet net biliyorum. Ben de farkındayım. Sen mi farkındasın yani sen? İsterseniz videomuza... Bak öyle, kolay mı sandın, kolaysa söyle. İsterseniz videomuza geçelim. Başlamadan önce biraz sizleri tanımak istiyorum. Çok güzel bir grup var gibi. Pırıl pırıl yüzler. Gerçekten harika insanlar. Bu gece acaba aramızda kaç kişi var? Mansplaining ne demek bilen, mansplaining'i bilen beyefendi, mansplaining'i biliyor musunuz? Okey, o zaman kalkıp lütfen açıklar mısınız kadın seyircilere? Anlayacakları bir dilden, tane tane. Şaka yapıyorum, hayır. Az daha evet gidiyor, oradan gidiyordu yani. Yokuş aşağı doğru. İsminiz nedir? Demirhan Bey, teşekkür ediyorum. Katkılarınız için çok sağ olun. Peki bu akşam aramızda kaç kişi var acaba kadınlar komik değildir diyen? Merak etmeyin, yargılamayacağım. Sadece isim, soy isim ve adres istiyorum, o kadar. Kadınlar komik değildir diyen, evet arkada var bir tane hödük. Teşekkür ediyorum. Peki YouTube yorumlarına yazdınız mı bunu? Yazdınız. Tamam, o zaman o iş hallolur zaten. YouTube yorum kısmına yazılan her şey biliyorsunuz teker teker kendini hallediyor. O yüzden evet. Beyefendi merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Bu akşam yapacağım bütün şakaları kocama yazdırdım. O yüzden... Sorun yaşamayacaksınız yani. Beni birazdan çok fazla sayıda amına koyayım derken duyacaksınız. Pandemi nasıl gidiyor bu arada? Evet. Sizde de şey var mı? Birikmiş ve sıkışmış cinsel enerji. Var mı o? Böyle o abazanlık sanki bir tavan yaptı değil mi herkeste? Böyle şey gibi, sera gazı gibi her an böyle patlamaya hazır girdiğim her ortamda. Ve burada da vardı bugün. Az önce Caner gelince söndü neyse ki. Caner böyle bir sanki pencereleri açar gibi oldu yani böyle. Sıfır libido, geceye devam edelim. Kriptonit gibi çocuk, neyse. Evet ya, çok kötü ve kadınlarda da var bakın. Sadece erkeklere has bir problem değil bu gerçekten. Mesela şu Ocak ayında hatırlarsanız Trumpçılar Senato bastılar Amerika'da. Bu sırada kadınlar Twitter'da yaptıkları muhabbeti söylüyorum. Şu boynuzlu Trumpçı hatası. Fena, vücudu fena diye. Hani Trumpçı mıramçı ama konuşmazsa sorun yaşamayabiliriz. Yani arkadaşlar o boynuzlu Trumpçıyı fuckbody olarak istemezsiniz. Ben bir ablanız olarak buradan... Size bunu söyleyeyim çünkü bu adam o kadar tıp ve hijyen karşıtı ki, bakın darbe yapmaya yüzü açık gitmiş adam. Darbe yapmaya maskesiz gidiyor adam. Yani nasıl bir düşüncedir bu? Bunun yani insanların seks için neler yapmaya razı ol. Neyse ya. Binalar gayet yüksek. Tayland en şey arası Singapur. Anın ülkeymiş ya. Görmedim ki saniye. Neyse videomuza devam edelim. Neyse videomuza devam edelim. Gelir ve rakım bitti mi güzellik der ve sana rakı doldurmaya çalışacak. Sen bana dur de. Dur ya. Allah aşkına dur ya. Benim böyle bir insanla rakı sofrasında bir kere ne işim var? Bir bana baksana sen. Ben öyle bir şey bir bana baksanıza siz. Ben böyle bir insanla benim rakı sofrasında ne gibi bir işim var? Pardon da. Ben böyle bir tipi bir rakı sofrasında gördüğüm anda şunu düşünürüm. Derim ki ben bununla dalga geçerek şu ortamı herkes için bir nebze daha olsun yaşanılabilir, kılabilir miyim derim. Benim direkt kafam bu şekilde çalışır. Sen zaten hep iyi düşünüyorsun. Yani. Bazen de olmadı mı da olmaz. Bazı günler vardır mesela taşak bile tat vermez. O günleri bilirsiniz, tatsız taşak günlerini. Öyle ortamlar çok olur. Hemen bu sefer masaya bakarım. Derim ki acaba bu kişiyle dalga geçmek için benim gibi yanıp tutuşan bir çift göz arar gözlerim. O gözü de ben bulamadım mı? Ben kalkar giderim. Vay senin haline. Ben kalkar giderim. Yollarda tek başıma yürürken ve yağmur ıslatırken gözlerimi ve yanaklarımı şöyle düşünürüm. Beyoğlu gerçekten bitmiş. Vay be Seda.
Aldın götürdün bizi uzaklara. Ortalama zekalılar için güzel nostaljik bir part. Kes. İnsan dediğin çirkin olur bir kere. Çirkin olmaktan niye bu kadar korkuyorsunuz? Çirkin olacaksın. Sen şey misin? Hayvan tüylü dostumuz musun? Sen güzel sevimli olacak bir tarafın yok. Tabii ki çirkin olacaksın. Bana karşı çok içten söyledi bunları. Yani çirkin olmayacak bir şey yok burada. Çirkinlik iyidir. Çirkinlik, eksiklik, noksanlık, işte ne bileyim eğrilik, kertik, kürtüklük. Kürtüklük. Bak Quasimodo'ya. I'm about as shapeless as the man in the moon. Bakma. Quasimodo'nun da gerçekten de evet. Son çok şey bir örnek. Quasimodo çok fena. Quasimodo'ya bakılacak bir her durumda taraf yok. Çirkin dolu. Onu mu buldun? Peki şey vardır, film vardır, kült bir film vardır. Fil Adam. İzlemiş miydin? Şimdi Fil Adam'ın bir anomalisi var. İzlemeyenler için şey yapalım, açıklayalım. Yüzünde çok ciddi bir deformasyon var Fil Adam'ın ve toplumdan ne oluyor Pınar'cığım? Dışlanıyor. Yani ne olacaktı? Ne olacaktı yani? Bu toplumdan da bu kadar fazla şey beklemeyin. Yani, ama hiçbir şey olmamış gibi mi davranılacak? Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yani daha kötü. Daha kötü. İnsan biliyor yani, insan kendini biliyor. Ben kendimi biliyorum. Ben de insanlarla konuşuyorum. Onlar çok normal bir şeymiş gibi. Bende hiçbir sorun yokmuş gibi. Her şey normalmiş gibi konuştukları zaman. Ben de yani eşek değilim ya. Ben de ağzım yüzüm eğri olabilir ama kafam çalışıyor. Ben diyorum ki bu insan diyorum şu anda normal davranmak için benim yüzümden çaba harcıyor. Daha kötü hissediyorum. Daha da suçlu. Zaten öyleyim. Bir de iyice suçlu hissediyorum. İyice dışlanmış hissediyorum. Bu doğru i̇yice bir şey değil. İyice yüzün düşüyor. Diyelim ki ben bakkala gittim. Tamam mı? Fil Adam da yanımda benim. Fil Adam benim komşummuş mesela. Olabilir. Fil Adam oradan mesela bir kalıp beyaz peynir almaya gelmiş bakkalda. Ben ne yapacağım Fil Adam'ı gördüğümde? Şey mi yapacağım? Selam Fil Adam mı diyeceğim? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağım yani? Burada bir gerçeklik var değil mi Fil Adam? Evet, senin evet. Suratın. Yamuk yani. Ben bunu şimdi ben bir şakayım. Fil Adam bilmiyor mu bunu? Fil Adam... Hani sen mi akıllısın? Ha. Orada sen ha. Neyin kibirini yani yapıyorsun? Neyin hani ben böyle şeyini yapıyorum yani. O biliyor durumu. Tabii ki. Fil Adam her şeyin farkında. Evet. Thanks. Benim Fil Adam'a orada mesela bir şakayla bu durumu şey yapmam, ortaya çıkarmam ve o enerjiyi rahatlatmam lazım değil mi? Mesela sen diyelim ki Fil Adam'sın. Tamam sen Fil Adam ol mesela. Ben sana geldim, sen benim komşumsun. Ben sana diyorum ki, bugün sende bir güzellik var ya. Ne oldu, ne yaptın sen bugün kendine? Sevgili falan mı yaptın, ne yaptın? Var mı sende bir güzellik bugün? Ne olduysa dün gece. Sen hala böylesin Pınar. Buralarda hala ben Fil Adam'ım. Sen hala Fil Adam'sın burada. Ekstra bir şey yapmışsın, ne yaptın? Yogaya mı başladın? Yüz yogası yapıyorum. Yüz yogası. Ne yapacak Fil Adam dediğin zaten? Yoga yapacak, işte tefekkür yapacak, tasavvuf yapacak. İlahi adalet, ahiret yaşamı. Bunları yapacak. Mecbur. Bunları yani ne mecbur. Yapacak? Ama bak çirkinlik insanı bunlara yönlendirir biliyor musun? Çirkinlik kadar hayırlı başka hiçbir şey yok. Çok, ama çok. Filmin sonunda da Fil Adam'ı öldürüyorlardı. Bu kadarına da gerek yoktu bence. Thanks. Sedacığım. Güzel bir trans kadın bir fotoğraf paylaşmış. Bunu bir sürü erkek anlayamıyoruz. Ne kadar güzel. Ahir zaman, yok tıp bu kadar ilerlememeliydi gibi şeyler yazmış. Tıp bu kadar ilerlememeliydi. Temenniye bak. Oradaki seviyeye bak. Konu bu. Neden? Tıp bu kadar ilerlememeli. Anlayamıyor. Ha. Biraz belli olmalıydı diyor. Bu kadar da gelişemezdi diyor. Tıptan anladığı bu. Bunun tıp deyince bunun aklına gelen bu. Bir kere ne önemi var? Sen sanki bu hayat, bütün kadınlar bunun peşinden koşuyor da her gün anlayamıyor. Ayırt etmene ne gerek var bu arada? Ayırt etmene ne gerek var? Dedim ne yapacaksın? Senin yapacağın şeyde bir değişiklik yok ki. Sen kadın bulmuşsun, hep başına koy. Yani senin için değişen bir şey yok. Ay sen erkek olmana rağmen biz sana normal davranıyoruz. Sen erkeksin. Hadi ben eskiden erkektim. Sen şu anda hala erkeksin. Ben sana her şey normalmiş gibi daha bir merhaba diyorum, iyi günler diyorum, kendine iyi bak, hoşça kal diyorum, görüşürüz diyorum. Ben bunları yapıyorum sana. Hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir sorun yokmuş gibi. Sen bak mesela bizim aslında bunlara gördüğümüz yıkıl karşımdan diyebilmeliydik. Bu kabalık olmamalıydı. Toplum çok ilerledi maalesef. Ben de bundan şikayetçiyim. Toplum çok ilerledi. Sen tıptan şikayetçisin. Hadi ben bakalım. De bundan. Hadi bakalım ne olacak? Bakalım. Bu kadar medeniyet biraz fazla yani. Çok. Bize dayatılan güzellik standartları var ya Pınar. Duydum. Kim dayatıyor lan bu standartları? Ben hepinizin anasını sikeyim. Pes. Kusura bakmayın. Bu şekilde biteceğini ben de baştan öngöremedim. Cinsiyetçi bir küfürle şey oldu. Bitti. Bak geçen bir seyirci bana mail atmış Pınar. Mail atmış.
diyorum. Bir seyirci eğer mail atıyorsa orada ciddi bir şey vardır. Korkarım. Ya beni ölümle tehdit edecek ya bana aşk şiiri yazmış. Bak ikisi arasında da çok da bir fark yok. İkisi de çok kötü. Şöyle bir şey yazmış. Okuyorum aynen. Seda Hanım şu küfrü kullanabilirsiniz. Amarım. Ve örnek vermiş. Mesela senin babanı amarım. Amarım seni her yerine. Ben susuyorum. Bir şey demiyorum yani. Siz yorumu siz değerli izleyicilerime bırakıyorum ben. Yorumlarda küfürlerinizi bekliyoruz. Ortalama zekalılar bildiğiniz küfürleri yazın. Hala ama. Sevmiyorum ortalama zekalıları. İnsan dediğin ya aptal olur ya da zeki olur. O ne öyle? Tüm küfürler cinsiyetçi. Gerçekten. Yani. Cinsiyetçi küfür etmeyeyim diye farklı böyle cinsiyetçi olmayan versiyonlarını da böyle kastığım zaman da kendimi daha da cinsiyetçi hissediyorum. İçinden çıkamıyorum. Onun için sikerler. Çok güzel. Toplumda hayatta güzellik standartları falan filan diyoruz da yani ben dip boyam gelmiş bir şekilde ben de ortalarda da gezemem kusura bakmayın yani. Yo iyi ki dayatılıyor ya. Yani bunlar. Yani ben saçımı da boyam.